bugün ilk hazırlık idmanına başladı. 2019-2020 sezonu hazırlıklarıyla ilgili kulüp başkanı Alaaddin Arslan'la birlikteyiz ve Alaaddin Arslan'a sormak istiyorum, nasıl bir kadro hazırladınız? Evet, benim bu sene ikinci kulüp başkanlığım, ikinci senem. Geçen sene kendimizi bilerekten, tecrübesizliğimize istinaden normal bir takım kurduk ve ligi orta sırada bitirdik. Bu sene Bal Ligi'nin zor olduğunu gördük yani geçen sene. Onun için dedik artık her sene Bal Ligi'nde oynamak şehrimizi ve bizi yoracağı için bu sene inşallah hedefe bir takım kurduk. Şu anda 18 tane transferimizi gerçekleştirdik. Bir iki tane ihtiyaç dahilinde yeni sürprizlerimiz olabilir. Takımımızda 7 tane şu anda Çankırı'nın evladı bulunmaktadır. Yani Çankırı'mızın yetiştirmiş olduğu güzel çocuklarımızı biz tekrar şehrimize getirerek de yani milliyetçilik duygumuzu pekiştirmek istedik. Bizim amacımız zaten bu. Yani Çankırı sporumuza biz ahlaklı futbolcular yetiştirerekten Çankırı'nın gençlerini biz Çankırı'mızda değerlendirelim. Yani taşıma suyla değirmenin dönmeyeceğini biz biliyoruz. İnşallah bu sene 3. lige çıkaraktan, profesyonel olmanın avantajlarını kullanaraktan biz bundan sonra altyapıya önem vermeyi düşünüyoruz. Şu anda 130 tane futbolcumuz var bizim altyapımızda. Ama bunu arttıraraktan devam etmemiz lazım. Yani dışarıdan topçu getirmeyle ben uzun yıllar Çankırı, 1074 Çankırı Spor'un ilerlere gidemeyeceğini düşünüyorum. Yani onun için bizim tek hedefimiz Çankırı'lı altyapıda olan çocuklarımızı ileriki yıllarda yetiştirerekten, profesyonel imza attıraraktan 1074 Çankırı Spor'umuza kazandırmak. Bu şekilde peki, bu sezona... Türkiye Kupası ne zaman başlıyor? Kurallar çekilmedi ama ona da hazırlıklar evet, başladı tabii sanırım. Ki. Yani biz Çankırı il takımı olduğu için biz her sene Türkiye Kupası'na katılıyoruz. Onun için zaten kamp sürecine erken başladık. Normalde bizim sezonumuz Eylül'ün son haftasında başlamasına istinaden biz Temmuz'un son haftasında başladık kamp sürecine. Çünkü 27, 28, 29 Ağustos'ta bizim Türkiye Kupası maçımız var. Onun için erken başladık şeyimize, sezonumuza. Peki sponsorluk ve reklam çalışmalarını da ben görüyorum. Sürekli bir çalışma içerisindesiniz. Ne aşamadasınız orada? Evet. Maddi manevi biz çok yoruluyoruz. Onu bir kere başında söyleyeyim. Yönetim kurulu arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum gayretlerinden dolayı. Sayın Valimiz Hamdi Bilge Aktaş Bey'e çok teşekkür ediyorum. Milletvekilimiz Salim Çivitçioğlu'na, Muhammed Emin Akbaşoğlu'na, Belediye Başkanımız İsmail Hakkı Esen Bey'e Allah razı olsun. Yani bizlere olan güvenlerinden dolayı bizlerin her zaman arkasında duruyorlar. Ve ne desek hiçbir etmiyorlar sağ olsunlar. Yani Sayın Valim şöyle bir program yapalım diyoruz. Vali Bey tamam siz özel kalemle bunu görüşün. Ben katılacağım diyor. Bu da bize şevk veriyor. Çünkü birlik beraberlik olmadığı müddetçe biz başarı sağlayamayız. Çankırı'mızı futbolun çevresinde inşallah yani biz birlik beraberliğimizi kuvvetlendirirsek Çankırı adına da güzel şeyler yapmış oluruz. Yani fitneyi fesatı bir tarafa bırakmamız lazım. Bir gün MHP Belediye Başkanımız İsmail Hakkı Esen Bey, AK Parti Milletvekilimiz Sayın Valimiz, bizim yönetimimizde yani İyi Parti İl Başkanımız, Belediye Meclis Üyesi, AK Partili arkadaşlar, teşkilat sorumluları, MHP'nin belediye meclis üyeleri, yani biz Çankırı'yız. Yani bunu demek istiyorum. Yani birlik, beraberlik içerisinde ayrımcılığa şey vermeden, yani fırsat vermeden inşallah şu takım Çankırı'nın birlik beraberliğine de katkı sağlarsa o da bizim için ekstra bir kazançtır. Ama tabii ki amacımız bizim futbol. İnşallah bu sezon bu şeyi atıp üstümüzden profesyonelliğe çıkarsak yani gerçekten güzel bir iş başarmış olacağız. Çünkü bölgesel amatör ligde bizim sözleşme yapma imkanımız yok.
altyapıdan yetiştirdiğimiz topçularımızı tutma imkanımız yok. Bu topçularımız profesyonel olmadığı için Çankırı 1074 Çankırı Spor diğer şehrin takımlarının altyapılarına gidiyorlar. Orada profesyonel olmak ümidiyle. İşte asıl bizim hedefimiz bu yani. Biz profesyonel bir takımı 3. ligde Çankırı'mıza kazandırıp altyapıdan yetişen topçularımıza bir umut olmak istiyoruz. Bu seneki sloganımız zaten Çankırı'nın bir umudu sloganıyla sezona başlıyoruz. İnşallah Yaradan'ın da yardımıyla işimiz rast gider diyoruz. Üçüncü lige çıkarız inşallah. Fahri Aytaç hocamla birlikteyiz. Hocam yeni bir kadro kurdunuz ve önümüzdeki sezonla ilgili çalışmanıza da başladınız. Hedefleriniz, beklentileriniz neler? Evet. 2019-2020 futbol sezonu öncelikle hem takımımız hem şehrimiz hem Türk futbolu adına hayırlı olur inşallah. Kazasız belasız, sakatlıktan uzak, başarılarla dolu. İnşallah iyi bir sezon geçirmeyi planlıyoruz. Geçen seneyle farkımız şu, biz geçen sene evet iyi bir ekip kurduk ama bazı şeyleri planlı yapamadık. Ama bu sene yaklaşık 2 yıldır takip ettiğimiz oyuncular takımımıza dahil ettik. Geçen sene kulübümüzden 4 tane oyuncuyla yolumuza devam ediyoruz. Geçen seneki transferlerde. Ama şöyle algılanmasın, takımın tamamı değişti. Bunun bir adaptasyon süresi olacak. Sıkıntılar yaşayabilir mi takım diye taraftarın bir soru işareti olabilir. Ama böyle bir şey asla olmayacak. Çünkü takımımızda oynayan savunma kısmı ve orta sahada oynayan arkadaşlar yaklaşık 1-2 yıldır ve başka kulüplerde olmak üzere birlikte yan yana oynamış oyuncular. Hücum kısmında oynayan oyuncular da yine aynı şekilde orada Ali Yakup ve Hakkı ile anlaştık biliyorsunuz. Ön tarafta oynayan oyuncular da geçmiş dönemlerde farklı takımlarda yan yana, arka önüne oynamış oyuncular. Buna şöyle bakabiliriz, bu oyuncuların tamamını iş transferi gibi düşünebiliriz. Çünkü uyum süreci yaşamayacağız. Çünkü bu oyuncular yıllardır birbiriyle oynayan, farklı bilmiyorum takımlar birbirlerini tanıyan, çok iyi ne yapacağını bilen oyuncular. Bizim de takımın içerisinde 1-2 oyuncu haricinde hepsi bildiğimiz, izlemlediğimiz, takip ettiğimiz oyuncular. Niye geçen seneyle kıyaslıyorum? Geçen sene evet hepimiz hata yaptık. Yönetim, taraftar, teknik ekip hatalarımız oldu. Piyasayı biraz az bilmemiz. Bunların da sebepleri oldu. Bilmediğimiz yani bilmediğimiz derken kariyer yapmış ama futbol kapasitesini tam anlamıyla oyun bilgisini bilmediğimiz için geçen seneki takımda benim mesela özellikle isteyip de takıma kazandırdığım bir tane futbolcu var. Ama bu sene öyle olmadı. Bu sene gerçekten bütün planlamalarımız bu geçmiş yılların birikimiyle oldu. İyi bir takım oluşturduğumuza inanıyorum. Ben geçen sene hiçbir zaman şampiyonluktan bahsetmedim biliyorsunuz. Biz bu sene şampiyon olmak için ligi en üst sıralardan kopmamak kaydıyla ligin sonuna kadar devam edeceğimizden hiçbir şüphem yok. Sonu inşallah şampiyonluk olur. Bu yolun sonu. Şu anda takımımızda gerçekten bizi hedefe götürebilecek 12-13 tane çok sağlam oyuncumuz var. Biz bunun alternatif yönüyle ve şu anda transferini takip ettiğimiz 3-4 tane de oyuncu var. Bunu kupa maçından önce mi yapacağız, sonra mı yapacağız? Bu biraz bütçeyle alakalı, planlamayla alakalı ama şu anda acil takımımıza kazandırmamız gereken bir kaleci var. Kalecilerle 3 tane 4 tane birbirinden değerli, gerçekten ciddi başarılar imza atmış arkadaşlarla görüşmelerimiz devam ediyor. Onun haricinde çok iyi bir sezon olacağına inanıyorum. Şunu da çok iyi biliyorum. Yani bütün Anadolu kulüplerinde olduğu gibi bizim Çankırı için de geçerli bu. Anadolu kulüplerinde bütün her şey başarıya endeksli. Yani biz başarılı olursak inanıyorum ki taraftarımız çoğalacak. Bizi destekleyen kitle çoğalacak. Bizi alkışlayan kitle çoğalacak. Onun için bizim başarılı olmaktan başka hiçbir düşüncemiz yok. Hocam bu yılki hedefimiz şampiyonluk evet. Diyebilir miyiz? Ya şimdi tabii ki şampiyonluk. Yani bizim inanın bana bizim geçen sene de hedefimiz şampiyonluktu. Ama bunu hani farklı algılamayalım ya da farklı yerlere çekmeyelim. Biz bugünü
3 sene önceden planladı. Gerçekten şampiyon olması için bu takımın çok ciddi mücadele vereceğini sizler de göreceksiniz yarın sahaya çıktığımız zaman. Gerçekten her mevkideki oyuncular teker teker seçilmiş, beğenilmiş oyuncular. Ha, biz bunu seçtik, beğendik, takip ettiğimiz oyuncular ama şu gerçeği de unutmamak lazım. Biz kendi bütçelerimizi ciddi anlamda zorluyoruz. Gerçekten yönetici arkadaşlarımız, kulüp başkanımız çok büyük emek veriyorlar. Bu emeği boşa çıkartmamamız lazım. Bunun için de gerekli başarıyı artık sağlamamız lazım, yakalamamız lazım. Kendimizi kandırmaktan başka bir şey olmaz. Başarılı olmak için ne gerekiyorsa sonuna kadar yapacağız bu takımda. Ve dediğim gibi iyi bir hava yakalayıp sezona iyi başlarsak üst üste gelen galibiyetler zaten şehri havaya sokacaktır. Biz yeter ki maç kazanalım. Taraftar da gelecek. Sokaktaki arkadaşlar da bayraklarını açacak. Şehir dışındaki arkadaşların takip, sosyal medyadan ve sizin aracılığınızla paylaştığınız canlı yayınlarda izleyen kitlemiz çoğalacak. Alkışlayan sayımız çoğalacak. Bu da Çankırı'yı hak ettiği yere taşıyacak diye inanıyorum. Hocam son olarak Ankara grubu mu, Karadeniz grubu mu? Hangisini istersiniz? Şimdi bakın bu konuyla alakalı çok farklı spekülasyonlar var. Yani bizim için 4. grup veya 6. grup olması hiç önemli değil. 4. grupta ciddi ekip kuran, gerçekten bütçe olarak bizim üstümüzde olanlar var ama beni artık bütçe, para pul hiçbir şey ilgilendirmiyor. Sahadaki mücadele, sahadaki uyum, takım oyunu bizi başarıya götürecek. Gerçekten bizim 3 katı, 4 katı bütçemizde takım kuranlar var. Hiç önemli değil. Biz bu arkadaşlarla farklı takımlarla karşılıklı zaten oynadık. Onları da biliyoruz, hepsini biliyoruz. Gerçekten iyi bir takım olduk. 4. grupta devam edersek orada ciddi takım yapan bir iki tane kulüp var şu anda ama yarın neyi gösterir? Orada Çarşamba Spor iyi bir ekip kuruyor. Mersin Spor iyi bir ekip kuruyor. Samsun'da iyi bir ekip kuruyor. Dolayısıyla biz o grupta olursak hedefi zorlayan 4 tane ciddi takım olacak. Diğer tarafı düşünürsek diyelim ki 6. grup çıktı. 6. grupta da ciddi hani maddi olanakları olan ve ciddi transferler yapan. Şu andaki mevcut transferlerle alakalı yola çıkabiliriz. Çünkü süreci bilmiyoruz. Ama her şey para demek değil. 6. grupta Çubuk iddialı bir ekip oluşturuyor. Karaman iddialı bir ekip oluşturuyor. Bir iki tane daha takım var. Yani 4. grupla 6. grup bana göre eşit gibi gözüküyor. Denk gibi gözüküyor. Bizim için inanın bana 4. grup olmuş, 6. grup olmuş hiç önemli değil. Biz karşımıza kim çıkacaksa yenmek zorundayız. İçeride maç kaybetmememiz lazım. Dışarıdan getirdiğimiz puanlar da bizi hedefe götürecek. Onun için gerçekten bunu samimiyetimle söylüyorum. 4. grup olsun, 6. grup olsun diye bir beklentimiz yok. Nasip, bakalım hangi grup çıkacak. Tabii bunun yanında şu da önemli. Kupa maçı da önemli bizim için. Kupa maçında bir tane tur atlayalım, iki tane tur atlayalım, üç tane tur atlayalım. Evet, gönül gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyor ama bizim de bir bütçemiz ve şeyimiz var, genel bir yapımız var. Bence Türkiye Kupası hani çok üst liglerde oynayan bir takım olmadığımız için bizi fazlasıyla yoracak ama tabii ki 1-2-3 tur bizi çok farklı yerlere taşıyacak. En başta söylediğimiz hani başarıya endeksi dediğimiz kısımda tur atlamamız çok önemli. Onun için de turda çıkacak rakip de bizim için önemli. Kısaca şunu söyleyebilirim, şunu algılayabiliriz. Bu iki senelik tecrübemizden yola çıkarak Karadeniz grubundan bir takım çıkarsa bizim Türkiye Kupası'nda zıt gruba gidiyoruz. 6. grupta oynayacağız anlamına geliyor. Evet. Eğer 6. Ankara grubundan bir takımla eşleşirsek bilin ki 4. grupta Karadeniz grubunda ligi devam ettireceğiz diye düşünüyorum. Çünkü geçmiş dönemlerde aynen böyle oldu. Planlama nasıl olacak? Federasyon nasıl bir planlama yapacak? Bakacağız, göreceğiz. Bizim için fark etmiyor. 4. grup, 6. grup, 3. grup, 2. grup gerçekten hiç önemli değil. Biz tek rakibimiz kendimiziz. Biz çıkacağız, işimizi yapacağız. Bu kadar söylüyorum. Ama tüm Çankırılılara şunu söyleyebilirim. Başarılı, ciddi, koşan, mücadele eden, savaşan bir takım izleyecekler. Tüm halkımız da müsabakalara davet ediyorum. Evet, bekliyorum. Biz de teşekkür ediyoruz. Başarılı bir sezon geçirmenizi diliyoruz. Sağ İnşallah. Olun hocam. Çok teşekkür evet, ederim. Evet hocam aktardı. Güçlü bir takım kurduklarını söyledi ve bu sezondan itibaren taraftarları da tribüne davet ediyor ve tüm maçları da kazanmak için sahaya çıkacaklarını bizlere aktarmış oldu.
Bu taraftar bunu hak ediyor. Elimizden gelen her şeyi yapacağız biz bunun için. Dediğiniz gibi yıllar sonra memleketime gelmek güzel bir şey, gurur verici. İnşallah onlara layık olmak için de elimden geleni yapacağım.